Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetler değişik. Bir iyi bir de kötü haberimiz var. Öncelikle iyi haberden başlayalım. Kendi bölümümde yani ön lisans olarak bitirmiş olduğum elektrik bölümünde Malatya'da tekniker olarak, elektrik teknikeri olarak işe başlamış bulunmaktayım. Kötü haberimize gelecek olursak Malatya çiftçisini en çok yakından ilgilendiren bir mevzu. Kayısımızı kış vurmuş bulunmakta. Kış vurdu, don vurdu yani. Gece itibariyle -1-2 dereceleri görünce kayısılar dayanamadı. Sabahleyin erken saatlerde baktığım zaman baya zayiat vardı arkadaşlar. Şimdi sıcak bir hava geçtiği için üzerinde şu an daha net bir şekilde görebileceğiz. Dediğim gibi durum bundan ibaret. Veren de o, alan da o. Allah veriyor da alıyor da onu bilemezsiniz. Hiçbir şey de yapamazsınız arkadaşlar. Masraflar yapılıyor, çalışılıyor, onun üzerine işte gelecek hayalleri kuruluyor falan filan, fistan o şekilde gidiyor. Meyve olsa da olmasa da bu ağaçlara mecburen bakım yapmak zorundayız, ilacını atmak zorundayız, içini sürmek zorundayız, budamasını yapmak zorundayız, bu şekilde gübresini atmak zorundayız mecburen. Bunları yaptığımız zaman da meyve olmadığı takdirde çiftçi çok zor duruma düşüyor. Borçlarını ödeyemiyor, halen ilaç borcunu ödeyemeyen var, gübre borcunu ödemeyen var. Bunları buna güvenerek, hani sezonda derler, hasat zamanı ödeyeceğiz derler, bu şekilde güvenerek borçlanıyorlar. Kayısı da olmayınca arkadaşlar baya bir zor duruma düşüyoruz. Kayısımızı kış vurmuş bulunmakta, don vurdu yani, yapacak bir şey yok. Allah hayırlısını versin, kısmette nasipte bu varmış, bu şekilde oldu. Yazan'da, Yazan ilçesinde, bütün köylerinde bu haberleri aldık arkadaşlar. Bizim bu mahallemizde, bu köyümüzde de aynı şekilde kayısıyı kış vurmuş bulunmakta. Dediğim gibi sabahleyin baktık, bayağı zayiat vardı. O da tam anlamıyla güneş görmüyor. Hani bu don ettiği zaman, güneş gördüğü zaman tam anlamıyla meyveler daha açık bir şekilde belirgin oluyor. Yani vurduğuna dair, kışın vurduğuna dair. Şimdi onları göstereceğim. Bakalım ne durumdalar. Yapacak bir şey yok. Masraf ediyoruz. Bunlar meyve olsa da olmasa da masraf ediyoruz. Çiftçi zor durumda diyelim. Şimdi gelin kayısılara bakalım arkadaşlar. Ne durumdalar, nasıllar, onları görmüş olacağız. Şimdi kayısımızın yanına geldik arkadaşlar. Yakın çekim için telefonu kullanacağım. Şöyle kabaca göstermiş olayım. Bakın. Bunlar Hacı Haliloğlu kayısılarımız. Şöyle kabaca gösterelim. Yakın çekiminde telefonla yapacağım. Bakın bunlar hep kışın donun vurmuş olduğu kayısılar. Şöyle daha büyük olanlar var mesela, bakın şunun gibi. Ama kış vurmuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya sünger gibi olmuş kayısı. Sabahleyin baktığımızda biraz daha canlıydı. Şu an bildiğiniz sünger olmuş arkadaşlar, bakın. Yani sağ çıkan hiçbir tane yok. Şöyle başka dala geçiyorum. Bakın bir tane sağ yok. Şöyle şuraya geçelim. Bakın buraya. Görüyorsunuz. Zaten yavaş yavaş da dökülmeye başlamış bunlar. Yakın sürede dalında bile kalmayacak, dökülecek. Yine aynı, buraya da bakıyoruz. Bakın şöyle. Hatta şu kayısıyı şöyle alayım ben. Sünger gibi olmuş bakın. Bakın. Kapkara. Nasip kısmet. Aynı şekilde. Buralarda böyle.
Kabağacı da bu şekilde yine sünger gibi. Zaten küçülmüştü arkadaşlar. Bunlar daha büyüktü. Bakın şöyle kapkara. Şöyle. Zaten dökülüyordu arkadaşlar. Yani fazla göstermeye de gerek yok. Bakın. Çiftçi mağdur durumda. Yani bir tane kalmamış ha. Bir tane. Yani bir tane meyve yok. Yemeğe kalmayacak herhalde. Onu Allah bilir ama şu anlık öyle görünüyor. Bakın. Bir tane yok ya. Bir tane yanmayan yok. Hepsi kapkara olmuş. Sünger gibi olmuş. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse. Her şeyin hayırlısı. Kayısların son durumunu da görmüş olduk arkadaşlar. Sabah baktığıma göre baya baya farklı. Sanki kayısı küçülmüş. O zaman da karaydı da şimdi biraz daha kararmış. Böyle sanki sünger gibi olmuş arkadaşlar kayısılar. Bir tane yok. Bir tane şu anlık gözümüzle göremiyoruz. Yani bir tane sağlam kayısı görünmüyor. Allah bilir sonrasında olur olmaz kalır kalmaz bilmiyorum ama şu anlık bir tane dahi sağlam kayısı görünmüyor. Bu şekilde nasip kısmet diyelim arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sağlıkla ve huzurla kalın.